Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da çok öğretici bir video ile daha sizlerle beraberim. Aslında bu videoyu şöyle bir 5-6 ay önce falan çekmiştim arkadaşlar. Ama tabii ki de Zuba'ya öyle bir güncelleme geldi ki bu içgüdü güncellemesi. Yani Zuba'yı bildiğin yer yerinden oynattıran bir güncelleme manasına geldi. Tüm dengeler değişti. Güçlüler zayıf, zayıflar güçlü, ortalar ne bileyim çok farklı şeyler oldu. Zaten herkes de bunun farkında. Bugün 5 veya hatta 6 ay önce çektiğimiz hangi karaktere hangi öğe takılır ve neden takılır sorusuna cevap niteliğinde bir video çekeceğiz. Dediğim gibi bunu çekmiştim ama oyundan belli başlı eşyalar kalktı. Kalkan eşyaları şöyle ben hızlı bir şekilde sıralamak istiyorum. Nitro ayak kalktı, nitro pompalı, nitro mızrak, yere seren bomba, yere seren mızrak ve oyuna gelecek olan parfüm, bir tane parfüm vardı hatırlarsanız, bir türlü gelmedi ama gelmeden de oyundan kalktı. Kısacası 6 tane nesne, 6 tane öğe kalkmış oldu oyunda. Şimdi şöyle şu sandıkları açayım ve yavaştan başlayalım gençler. Şunu da aç. Onitesini biraz da kısım şöyle. Tamam. Şimdi Nyx'ten başlayacağım arkadaşlar. Şöyle başlayalım hızlı bir şekilde. Hatırlarsanız arkadaşlar bu güncelleme gelmeden önce ben Nyx'e neler takıyordum? Yine misket ve molotof bombasını takıyordum. Vampir dişinde de %100 takıyordum. Çünkü mesela şu molotof artı misket 1 ile 2, 9 ile 10 gibi ayrılmayan bir öğe olduğu için, ayrılmayan bir kombin olduğu için bunu her karaktere saldırı maliyetinde genelde takarlar ve ben de takıyorum. Vampir dişinde zaten saldırdığınız adamlardan kaybettiğiniz canı toplamak için %100 takmanız gereken bir şey. Kutsal sandaletine de ben ya nitro pompalı takıyordum ya da nitro yay takıyordum. Ama bunlar kalktığı için arkadaşlar, yani şu öğelerin arasından benim şöyle teker teker değerlendirip en içmesinden ve en de gerçekten işe yarayan kutsal sandalet olduğu için hem karada hem de suda hakimiyetimi daha çok artırmak için kutsal sandalet tercih ettim bu kalkan öğeler yerine. Ya tabii ki de benim 16 level olmam hem de elimin otomatikman canım gidince canı otomatik basmama yatkın olduğu için ben iğne takmıyorum. Ama siz böyle illa iğnesiz yapamam diyorsanız 9-10 levelseniz bu kutsal sandalet yerine de iğnenizi takabilir. Aynı bu şekilde ekipmanları kombinleyebilirsiniz ve Nyx'de gerçekten çok ciddi anlamda bunun faydasını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıradaki karakterimiz Lizzie gençler. Lizzie'ye ne takmışız? Helium kutusu, molotof bombası, ateş kovucu ve iğne takmışız. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunda biliyorsunuz ki artık son seviye, yani maksimum seviye 16 değil 17 level oldu arkadaşlar. Lizzie isterse 30 level olsun, bak 30 level'e kadar yükseltme getirsinler. Oyunun en az canına sahip olan karakteri hayvanı olduğu için %100 bir kere iğneğinizi takacaksınız gençler. Yanınıza düşman gelir veyahut da ne bileyim yakın dövüş karakterler gelir. Jade gibi, Bruce gibi, Buck gibi, bir nebze de böyle Dük gibi yakın dövüş karakterlerden kurtulmak için de helium kutusunu %100 takmanız lazım. Molotof bombasını taktım, bir tane böyle atak olsun kafasına taktım. Yani şu molotof bombasının yerine gidip misket bombası takabilirsiniz. Ne bileyim düşmanlardan kaçmak veyahut da kovalamak için orman ayakkabısı takabilirsiniz. Su üstünde yürümek istiyorsanız kutsal sandalet takabilirsiniz. Veyahut dediğim gibi en mantıklısı molotoftan sonra miskettir. Ama ben solo modda molotof bombasını daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. O yüzden molotof bombası taktım. Ateş koyucu neden taktığıma gelsek, dediğim gibi oyunun en az canına sahip karakteri olduğu için bomba kullanan bütün karakterler, Nyx'tir, Oli'dir, Pepper'dır, Milo'dur, odur, budur, şudur vesaire vesaire, hepsi misket artı molotof bombası kombin yaptığı için Lizzie gerçekten çok feci bir şekilde eriyor arkadaşlar. 10 seviye bir tane Nyx, 16-17 seviye Lizzie'yi her türlü molotof bombasıyla eritebilir. O yüzden ateş kovucu %100 Lizzie'ye şart. Gerek molotof bombasından korunmanız, gerek ateşin dışında attığınız VS'lerde ateşin size hasar vurmaması veyahut da ateş dışında bir tane can gördünüz veyahut da silah gördünüz ama canınız az, bu ateş kovucu sayesinde Lizzie ile çok rahat bir şekilde 10 saniyeliğine de olsa ateşlerden korunabilirsiniz gençler. Evet, şimdi en çok merak edilenlerden birisi de Frank arkadaşlar. Frank'e de ben bu kombinasyonu yaptım kendimce. Eskiden ne kullanıyordum? Yine böyle misket bombası, molotof bombası ve son olarak kutsal sandalet kullanıyordum. Çünkü kutsal sandalet demek, bir kere bunu açıklayayım. Yani Frank, oynayanların aklına ilk gelen Frank deyince öğesi kutsal sandalettir. Hadi Frank olmayanlar da karşısına Frank gelince bir tane bile Frank görmemişlerdir ki kutsal sandaleti olmasın. Kutsal sandalet, misket bombası ve molotof bombası zaten Frank'te olmazsa olmazımız. Orman ayakkabısı yerine ben eskiden kalkmadan önce nitro pompalı kullanıyordum. Pompalı menzilimi bu şekilde arttırıyordum. Bu kombinasyonu %100 yapmanızı öneririm arkadaşlar. Zaten bir tek orman ayakkabısı oynuyor. Orman ayakkabısı da karakterimiz çok tank, çok yavaş olduğu için zaten suda kutsal sandaletle hakimiyetimizi sağlıyoruz. Orman ayakkabısı sayesinde ise karada da hakimiyetimizi suda olduğu gibi sağlamak maksadıyla bu iki ayakkabıyı da kuşanıyorum. Gerçekten çok çok büyük faydalarını ve etkilerini görüyorum. Gerek etkinlik gerek kupa kasma olmak üzere baya baya çok size avantaj sağlayacak bir kombinasyon. %100 uygulamanızı, oynamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi geldik o meşhur yakın dövüşün Azrail olarak nitelendirdiğimiz bug karakterimize neler takmışım. Misket bombası, kutsal sandalet, vampir dişi ve son olarak orman ayakkabısı. Aynı olan öğeleri sayacak olursam vampir dişi ve orman ayakkabısını zaten takıyordum.
Kutsal sandalet yerine nitro mızrak takıyordum arkadaşlar. Misket bombası yerine de bazen misket takıyordum, bazen molotof takıyordum. Çok nadir olsa da iğne takıyordum veyahut da ne bileyim bandaj takmadım ama bir iki kere de takmıştım var. Yani misket bombası değişkenlik gösteriyordu. Kutsal sandalet dediğimiz gibi karaların hakimiyeti olduğu kadar sularında hakimiyetini ele almak için kalkan nitro mızrağın yerine takmış bulmaktayım. Misket bombasında ona ek ilave ek hasar vermesi için de takmış bulmaktayım arkadaşlar. Bu şekilde gerçek anlamda çok ciddi yararlarını gördüğüm bir kombinasyon oldu bu. Hepsini denedim işte, misket bombasının yerine molotofu da çıkarıp taktım. Tabi bu da etkili ama ben molotof bombası yerine misket bombasını takmayı bak karakterinde daha tercih ediyorum, daha uygun buluyorum. Bak içinde kombinasyonlarım bu şekildeydi. Gerçekten yani illa bir iki kere deneyin arkadaşlar. Hoşunuza gitmezse değiştirebilirsiniz ama %100 etkisini göreceğinize inanıyorum. Geldik benim göz bebeğim olan Shelly karakterimize. Şimdi şu Shelly'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mutlu ekran ve helyum kutusu stabil. Zaten bunları ben Shelly'yi kullandım, kullanalı, aldım alalı. Taktığım öğelerden ikisi. Ateş kovucu ve bandaj yerine biliyorsunuz ki ben menzil olarak kullanıyordum Shelly. Atıyorum yakın dövüşe gelenleri helyumla uçuruyorum. Mutlu ikramla kabuğumun içinde canımı yeniliyordum. Kaybettim canımı kazanıyordum. Ateş kovucu yerine nitro el. Bandaj yerine de nitro pompalıyordum. Bu şekilde hem uzaktaki düşmanları yayla vurabileyim. Hem de yakınımdan bir tık böyle yani bir iki metre uzakta olan düşmanı da nitro alt tüfeğiyle kolayca vurabileyim diye bunları takıyordum. Bu eşyalar kalkar kalkmaz da ateş kovucu ve bandaj taktiğine geçtim. Bu şekilde oyunun en sağlam Shelly kombinasyonunu yapmış oldum arkadaşlar. Yani bir kere bomba kullanan karakterlerden hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz o molotof bombasından. Keza alan dışında kalsanız da etkilenmiyorsunuz ki en önemli şey bu. Bandaj desen zaten kaybettiğiniz canı otomatikman size geri kazandırıyor. Bandaj zaten canınızı geri kazandırırken mutlu ikramla da bir yandan can basıyorsunuz. Yani 10 saniyede yenileceğiniz canı 4-5 saniye gibi kısa sürede yarı saniyede yenileyebiliyorsunuz. Elim kutusunda zira yanınıza gelen düşmanları fırlatmak için birebir arkadaşlar. Shelly'nin gerçekten bana göre ilk kombinasyondan daha sağlam bir kombinasyon. Bu şekilde deneyin arkadaşlar. Emin olun pişman olmayacaksınız. Şimdi geldik birçok kişinin güncellemeyle beraber berbat olmuş denilen Finn karakterimize. Finn karakterimize de Lizzo'da olduğu gibi %100 bir kere iğneyi takın arkadaşlar. Yok gidip iğne yerine şişme kastır, bandajdır, ne bileyim helyumdur, orman aygazı, bunlar hiç gerek yok. Çünkü Finn'in canı gerçekten ne kadar taktiklerle tek atabilse de düşmanlara çok az arkadaşlar. Özellikle şöyle düşünün, ani bir saldırıda alacağınız oyunu tamamen kaybedip o perişanlıkla, o hayal kırıklığıyla lobiye gidebilirsiniz. En basitinden Frank üzerinize pasifiyle, aktifiyle her neyse bir su topu atıyor. Ve bu su topu atınca da 3-4 saniyeliğine can basamıyorsunuz, saldıramıyorsunuz. Sadece kaçabiliyorsunuz arkadaşlar ve hızınız baya baya düşüyor. İğneniz olmazsa Frank zaten sizden isterse 9-10 seviye düşük olsun. Her türlü sizi alacağınız oyundan mahrum bırakıp sizi lobiye yollayabilir. O yüzden iğneyi takıyorsunuz. Molotof artı misket bombası dediğimiz gibi 1 ile 2 S ve J harfleri gibi olmazsa olmazımız. Bu şekilde atağımızı destekliyoruz ve canımız az olduğu için de yediğimiz hasar vampir dişiyle güzel bir şekilde kendimize iade etmiş oluyoruz. Şimdi geldik krala. Evet arkadaşlar, krala ne takıyorduk? Bir kere orman aykırısını %100 takıyordum. Misket bombası yerine bununla da çok fena menzil oynayan bir oyuncuydum. Misket bombası yerine nitro el, kutsal sandalet yerine nitro pompalı, molotof bombasının yerine ise vampir dişi takıyordum arkadaşlar. Yeri geliyordu ateş kovucu takıyordum çünkü gerçekten çalının dışında çok özellikle molotof bombalarına hassas bir karakter oluyordu karakterimiz. Şimdi o iki öğe kalktığına göre ben de bunu nasıl giderebilirim diye düşündüm ve bununla da ne kadar yavaş olsak da karaların yani ormanın kralı olduğumuz kadar suyun da kralı olmak için kutsal sandaletle destekledim ve molotof bombası artı misket bombasıyla da dondurduğum rakipleri yakın dövüşte saldırıya geçtiğim rakipleri çok güzel bir şekilde eritiyorum ve aynı işlemi suda da yapmak için kutsal sandaletini de ekliyorum. Orman aykırısı artı kutsal sandalet bu kaldırılan oyundan kaldırılan eşyaların yerine olmazsa olmaz ikili olarak atandı diyebilirim. Yani bu kaldırılan öğeleri kullandığımız her karaktere orman aykırısı ve hatta kutsal sandalet %100 takıyoruz arkadaşlar. Bunu ben değil bütün herkes yapıyor. Zaten ilerleyen diğer karakterleri gösterince siz de benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, şimdi oyunun en iyisi olmaya aday Nyx'ten sonra belki Nyx de kafa kafaya vuruşacak kadar oyunun en iyisi olmaya aday bir karakter. Betsy ile yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Betsy'ye neler takılır? Bir kere Betsy'ye ben şöyle bir işlem yapıyordum. Kutsal sandalet takıyordum bak. Kutsal sandalet vardı. Helyum kutusunun yerine misket bombası takıyordum. Ve son olarak arkadaşlar orman aykırısının yerine ise kimi zaman nitro yay takıyordum. Kimi zaman nitro mızrak takıyordum. Özellikle nitro mızrağı aşırı aşırı takıyordum. Bu şekilde kombinasyon yapmıştım. Ama bu öğelerin kalkmasıyla oyundaki baktım oyuncular bana nasıl saldırıyor, nasıl taktik geliştiriyor, bana ortalama hangi öğelerle geliyorlar. Bunu kendimce analiz ettim bir 10-15 maç girerekten ve bu kombinasyonu yaptım ve baya baya da etkisini görüyorum. Bir kere çalıda ve suda zaten yine hakimiyeti ele almak için bu ayakkabıların ikisinde yani kutsal sandalet artı orman ayakkabısını %100 takıyoruz. Helyum kutusuyla da yanımıza gelen o tilt karakterlerden Jade'den, Buck'tan, Skippy'den, Bruce serilmiyor işte ya aklınıza gelebilecek her türlü yakın dövüş karakterlerden helyum aracıyla korunuyor, onları itiyoruz ve bize gelmeden saldırımızı yapıyoruz.
Molotov bombasında düşmanları vurduğumuz zaman o cayır cayır yanmaları, erimeleri için atak eşyası olarak takmış bulmaktayım gençler. Bu şekilde de Betsy'mizi gerçekten güzel bir kombinasyonla hem koruma kalkanlarıyla hem de düşmanlara hasar verecek öğeleriyle dizmiş, tertip etmiş oldum ve girdiğim 10 maçtan da 9 kesin galibiyetim oldu. Sıra geldi oyunun en nadir aktifine, en nadir pasifine sahip karakterimize, yani Bruce'a. Arkadaşlar Bruce benim oyuna ilk başladığım, ilk seçtiğim karakter ve ezelinden belli orman aykırısı artı mutlu ikramı zaten takıyorduk. Kutsal sanatiyenin şöyle bir kombom vardı benim. Bunu zaten benden görüp birçok oyuncu bu şekilde yapmıştı. Bu şekilde Bruce'u oynamayan yoktur yani. Var dese yalan atıyordur veyahut da çok eski olmamasına nazaran böyle bir senelik, 7-8 aylık oyuncudur diyebiliriz. Ben bu misket artı molotov bombası yerine aynı şekilde izlediğim mantaliteyi izledim arkadaşlar. Bir kere kesinlikle hasar almamak adına ateş kovucu ve ekstradan da karanın olduğu gibi suyunda hakim olmak için kutsal sandalye takıyorum. Şimdi arkadaşlar az önceki kombinasyonu, yani molotov bombası artı misket bombası kombinasyonunu yaparsanız tamamen Bruce'la atak oynadığınızı belli edersiniz. Ve orman dışında kalan, alana göre yer belirlenen ve orman dışında kalan bir Bruce'u herkes pataklamak ister. Hatta 2 seviye 1 seviye adamlar bile sizle eğlenir, sizle makara tukara yaparaktan en kötü öldüremese bile canınızı götürmek ister. Alay konusu olursunuz yani. O yüzden bu eşyaları dizerekten hiçbir şekilde hiçbiri atak olarak değil bakın. Hepsi tamamen yenileme özelliği üzerine. Kutsal sandaletle sizi Frank çekerse siz de Frank'e suda karşılığını verir ve Frank'i korkutabilirsiniz. Zira suda rakibinizi yakalayaraktan öldürebilirsiniz. Ateş kovucu sayesinde bütün ateşlerden korunabiliyorsunuz molotof başta olmak üzere. Orman aykırısıyla kaçan düşmanı kovalayabilir, düşmanlardan kaçabilir ve stratejik olarak hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz ve mutlu ikram sayesinde kaybettiğiniz tüm canı yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kombinasyonun yanı sıra karşınıza gelen düşmanlarla da bayraklaşırsanız zaten çevrenizde biraz da leveliniz böyle 13-14 ise bir sürü adam şekillenecek, bir sürü düşman şekillenecek ve bunlarla bayraklaştığınız için dost olacaksınız. Alan böyle iyice daraldığı zaman da bu ekipmanlar sayesinde hiçbir şekilde düşmanlardan 10 hasar yiyeceğinize 2-3 hasar yiyeceğiniz için onlara karşı bayağı bir ekstra avantajınız olacak ve onları kolay bir şekilde öldürüp savaşınızı kazanabileceksiniz. Sıra geldi Jade arkadaşlar. Jade'e molotof takmışım. Orman aykırısı, vampir dışı ve son olarak her şeyde olduğu gibi kutsal sandalet takmışım. Şimdi Jade'e ben neler takıyordum hemen onu söyleyeyim. Kutsal sandalet yerine %100 bir kere nitro pompalı takıyordum. Vampir dışı kalmıştı. Orman aykırısı da kalmıştı. Vardı yani. Molotof'un yerine de kimi zaman iğneyi takıyordum. Kimi zaman hiç işimi görmemesine rağmen şişme kas takıyordum. Bazen misket takıyordum. Bazen buna da ateş kovucu takıyordum. Kim molotoflardan etkilenmeyeyim diye. Ama bu öğeler oyundan kalkınca arkadaşlar kutsal sandaleti nitro pompalarına taktım. Ve misket bombasında iğnenin yerine taktım. Çünkü karakterimizi 16 seviye 60 bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten baya baya faydasını görüyorum. Yani dediğim gibi misket bombasıyla molotov bombasını ara sıra değiştiriyorum. Bu şekilde bir kombin yapıyorum. Bu kombini %100 uygulayın arkadaşlar. Baya Jade'de faydasını göreceksinizdir. Ama bence solo moto oynuyorsanız molotov bombasının misket bombasına göre daha fazla avantajı var. Düşmanları eritebilir. Baya baya sağlıklarını yedirebilirsiniz. Hem kutsal sandalet hem de orman aykırısını kesinlikle eksik etmeyin. Yoksa Jade'in gerçekten yeni gelen güncellemeyle baya baya ekstra bu öğeleri takmazsanız siz de kendiliğinden nerflemiş olabilirsiniz Jade'i. Bu ekipmanlarla Jade'i oynamanızı tavsiye ederim. Geldik Pepper'a. Pepper'da şimdi neler yapıyorduk arkadaşlar? Zaten misket, molotov bunlar vazgeçilmezimizdi. Vampir dışı yerine genelde şey takıyordum. Yere seren mızrak falan takıyordum arkadaşlar. Bu yere seren mızrakla da baya baya rakiplerim yanıma yaklaşınca onları uçurup kaçırabiliyordum. Ateş kovucu yerine de iğne takıyordum. Yani şimdi Pepper'da değişiklik gösteren tek şey ateş kovucu olabilir arkadaşlar. Zaten şu misket artı molotof hasar olarak düşmanlara vuracağız bir şey. Vampir dışı da %100 kalsın, sizin giden canınızı toplamakta en büyük etken olacaktır. Ateş kovucu yerine bakın değiştirebilirsiniz. Sadece ama ateş kovucu için konuşuyorum. Kutsal sandalet takılır. Yanınıza gelen adamlardan kurtulmak için helyum takılır. Orman aykırısı takılır. Sabah kahvesi takılır. Ne bileyim bandaj takılır. İğne takmak isteyenler iğne takabilir bu şekilde. Ama ben dediğim gibi kesinlikle ateş kovucu takıyorum ki yanımıza gelen özellikle Pepper'ların baş düşmanı olan Nyx'ler sizin molotof bombasıyla eritmesin diye Pepper'la da ben bu şekilde kombinasyonumu gerçekleştiriyorum. Geldik Molly karakterimiz arkadaşlar. Molly karakterini ben birçok şekilde oynuyordum. Mesela şu kutsal sandalet ve misket bombası yerine şey takıyordum. Nitro pompalı ve nitro mızrak takıyordum. Hem böyle mızrakla aktifim kadar ileriye sıçrayabiliyordum hem de menzilim sayesinde pompalı ile düşmanların yanına gitmeden düşmanların içinden geçebiliyordum arkadaşlar. Ama şu misket artı molotof bombası ve ekstra son olarak da kutsal sandalet bu kalkan eşyaların yerini aldı diyebilirim ve bu şekilde de gerçekten düşmanlarınıza hem karada hem de suda kan kusturabilir ve bayrak çekmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi Henry'e gelecek olursak, Henry %100 bir kere can az olduğu için iğneyi takın arkadaşlar. Takmanızı %100 tavsiye ediyorum. Orman aykırısı da
güncelleme gelmeden önce taktığım şeyler arasındaydı. Vampir işte kezalı. Tek değişen şey ateş kovucu. Ateş kovucu yerine de zaten nitro yay takıyordum. Bazıları nitro pompalı takıyordum. Ben buna da ateş kovucu kaldırılar öğleniğini tavsiye ediyorum. Çünkü can az olduğu için molotof bombası da eriyebilirsiniz. Nereye gelecek olursak, iğne takmışız arkadaşlar. Yani isteyen çıkarabilir ama 17 seviye olmadan kesinlikle çıkarmayın. Çok arada bir karakter. Canı ortanın bir tık altında olan bir karakter. Ben ileride canla uğraşmak istemediğim için iğne taktım. %100 bir kere vampir dişi, kutsal sandalet ve onun yerine ne takalım? Def takmışım. Onun yerine de orman ayakkabısı gidebilir arkadaşlar. Leri'yi çok fazla oynamadım. Veyahut da dediğim gibi ateş kovucu kullanabilirsiniz. Ki bence ateş kovucu gerçekten ekstra bir mantık demek benim gözümde. Ama orman ayakkabısı veyahut da ateş kovucu sizin tercihinize göre şekillenecektir. Bu iki ayakkabı yerine de nitro pompalı ve nitro yay kullanıyorduk. Ama kalktığı için bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Skibi'ye gelecek olursak zaten bu son karakterlerin hepsine nitro pompalı ve nitro yay kullanıyorduk. Ama onlar kalktığı için ateş kovucu ve kutsal sandaletle de skipimi ben bu şekilde güçlendirdim arkadaşlar. Yok. Orman ayakkabısıymış, molotof bombası, misket bombası, bunları takmayın arkadaşlar. Skipi vurkaç karakter, tilt etmelik bir karakter. O yüzden canı az olduğu için iğne ve ateş koyucu %100 alıyorsunuz. Suda hareket etmek için kutsal sandalet ve kaybolan canınızı tamamlamak için de vampir dişi almanızı öneriyorum. Evet, son karakterlere yaklaştık. Donna'dayız şimdi. Donna'yı da bu şekilde direkt göstermek istiyorum arkadaşlar. Orman ayakkabısı, vampir dişi, molotof bombası ve misket bombası. Zaten aktifinizle yakaladığınız ve yakınınıza gelen düşmanları molotof artı misketle eritiyorsunuz. Vampirli dişiyle de canınızı tazeliyorsunuz arkadaşlar. Orman ayakkabısıyla da hızlanabiliyorsunuz. Ve sıra geldi Earl'e. Earl'e gerçekten yani olmazsa olmazımızdı bu nitro pompalı ve nitro yay. Ama onlar çıktığı için şöyle bir mantık izlemek zorunda kaldık. Vampir dişi vardı. Kutsal sandalet zaten vardı. Şunların ikisi biraz sıkıntı yaratacak. Yani arkadaşlar kısacası ateş kovucuyu nitro pompalı, nitro mızrak ve son olarak nitro yay yerine %100 almanızı tavsiye ederim. Ve son olarak da buna bence orman ayakkabısı gider. Yani ben iğneyle falan uğraşmıyorum çünkü öl yarıda tank karakteri olduğu için çok da gerek duymam. Ha, orman ayakkabısı ve hatta ateş koruyucu yerine mutlu ikramda tercih etmeniz seçenekler arasında yer alıyor. Fuzu'ya gelecek olursak iğne takmışım. İğne kalsın, can az. Misket bombası, vampir dişi ve son olarak da molotof bombasını takmanızı tavsiye ederim. Bazıları şey yapıyor arkadaşlar. Orman ayakkabısıyla vampir dişinin yerini değiştiriyor. Çok güzel taktik. Vallahi oynayabilen varsa karşısındaki rakipleri belli edemiyorsun ama yani karşısındaki bazı rakipleri de bu şekilde çok fena tilt edebilirsin. Ama ben vampir dişinden ne olursa olsun vazgeçemiyorum. Benim oynayışım da bu şekilde. Evet, Steve'e gelecek olursak yine can az olduğu için iğne ve vampir dişini %100 takıyoruz. Bu iki nesnenin yerine zaten nitro pompalı ve nitro yay takıyorduk ama onlar kalktığı için gençler aynı şu şekilde oynayabilirsiniz. Bakın bu şekilde de oynayabilirsiniz. Yine ateş kovucu da alabilirsiniz şu orman ayakkabısının yerine. Veyahut da şöyle yapabilirsiniz. Orman ayakkabısını geri giyer, ateş kovucuyla kutsal sandaleti değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin oynayış şeyinize kalmış ama ben bu şekilde tavsiye ederim. Evet, Milo ile beraber son 3 karakter gençler. Milo zaten bana göre gerçekten son zamanlarda popülaritesini iyice artırmış bir karakter olaraktan şu üçünü hak ediyor. Biz ne yapıyorduk mesela güncelleme gelmeden önce? Vampir dişi bazen çok nadir olsa da iğne takıyorduk. İğneden sonra nitro mızrak ve yere seren mızrak. Yani hem menzil alıyorduk mızrakla en fazla vurduğu için hem de o menzille menzilimize giren düşmanları vurup iyice uzaklaştırabiliyorduk. Ama onlar kalktığı için şu üçünü kesinlikle takıyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak da isterseniz mutlu ikram takabilirsiniz. Bakın burada ateş koyucu önermiyorum. Zaten dojlayabiliyorsunuz düşmanlarınızı. İsteyen iğne takabilir. İsteyen helyum takabilir. Yanınızda sularda düşman gezerse helyumunu onu uçurabilirsiniz ki çok da güzel bir taktiktir. Bence helyum bu şekilde Milo için olmazsa olmaz denilebilir. Louis'e gelecek olursak gençler, burada da baya baya takıyorduk yani nitro mızrak, nitro ay falan baya baya takıyorduk. Ama bu şekilde Louis'i oynamanızı tavsiye ederim. Ha, belki vampir dişiyle helyum kutusunun yerini değiştirebilirsiniz. Çünkü yakınınıza gelen düşmanlardan hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. Artık şeyler de kalktığına göre, yere serenler kalktığına göre helyum tercih edebilirsiniz. Ama ben vampir dişiyle de gayet mutluyum. Louis'i de bu şekilde oynuyorum. Ve son karakterimiz son olarak da Oli arkadaşlar. Oli'yi de aynı bu şekilde oynuyoruz. Oli'yi de böyle kaldırmadan önce mızrak takanlar vardı. Yere seren, özellikle yere serenlerle var. Adamım affedersiniz, mal ediyorduk arkadaşlar. Yere seren bomba, misket bombası, yere seren mızrak ve son olarak da ne takıyorduk? Mutlu ikram takıyorduk. Yani bu misket bombası zaten yere seren bombayla kombinleşince adamı uçuruyorsunuz. Hadi adam dojladı mojladı. Tam size saldıracakken o misket bombaları patlayınca o parçacıkları bile adamı uçurmayı yetiyordu. Ve bu şekilde baya baya adamı tilt ediyorduk. Ama bu eşyalar, bu nesneler kalktığına göre tamamen saldırı olarak oynayacaksak molotof, misket, yine olmazsa olmazımız orman ayakkabısı, yediğimiz çalılardan hızlanmak ve düşmanlardan vurkaç taktiğiyle sıyrılmak ve öldürmek için %100 gerekli. Vampir dişini tercih edebilirsiniz. Onun dışında su ayakkabısı yani kutsal sandalet tercih edebilirsiniz. İğne takmak isteyenler olabilir. Bandaj takmak isteyenler olabilir. Nitro diyor. Mutlu ikramı takmayın. Zaten çalılarla canınızı yenileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak ateş kovucuyu da tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Bakayım başka kalmış mı? Kalmamış. Tamam. Evet gençler, vallahi dilim damağım kurudu anlatırken.
Baya baya konuştuk. Öğelerinizi bu şekilde kombine edebilirsiniz. Ben baya faydasını görüyorum. Girdiğim 10 savaşın dediğim gibi 8-9 tanesini banko kazanıyorum. Bir tanesini de hesaplaşmada veyahut da ihanete uğradığım adamlar tarafından kaybediyorum, kaybediyorsam da. Bu şekilde kombinasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yavaştan videomuzu kapatalım. Çok da uzun olması istemem. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla öğretici video gelecek. Güncelleme hakkında tüyolar, ipuçları ve taktikler gelecek arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olup alttan videomuzu beğenebilirsiniz. Ve şu an ekranın köşesine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.